Merhaba, mutlu günler sayın seyirciler. Saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor. TV100'desiniz. Ben Hande Aydemir. Saatler yaklaşık 18.30'u gösterene kadar birlikte olacağız. Gündemdeki gelişmeleri ve Türkiye'deki gelişmeleri aktaracağız. Uzman konuklarımızla bağlantılar gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım. Gündem yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan'la görüştü. Siyasi topluluğu zirvesi kapsamında Çekya'nın başkenti Prag'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi. Bilindiği üzere Türkiye ve Ermenistan liderleri en son 13 yıl önce bir araya gelmişti. Bağlantı gerçekleştirelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Prag'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesi ayaküstü bir görüşme yaptı. Bu görüşmeyi tv100.com yazarı Abdullah Ağar'la değerlendireceğiz. Sayın Ağar, merhaba, hoş geldiniz TV100 yayınına. Teşekkür ederim Hande Hanım. Saygılar, iyi yayınlar. Saygı bizden efendim. Evet, 13 yıl sonra karşı karşıya geldiler. Ayaküstü bir görüşme. Biliyorsunuz Aliyev de zaten orada. Nasıl karşılarsınız bu durumu? Büyük fotoğraf. Şimdi sadece Ermenistan'la Azerbaycan ilişkilerini, Ermenistan'la Türkiye'nin arasındaki ilişkileri etkilemesi açısından değil, Türkiye ile Fransa'nın ilişkilerini etkilemesi açısından da bence son derece önemli bir fotoğraf. Şimdi akşam gelen bilgiler doğruysa bir dörtlü zirve şekillenecek. Yani Macron'un, Sayın Erdoğan'ın, Paşinyan'ın ve Sayın Aliyev'in katılacağı bir zirve olacak. Şimdi özellikle Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde Rusya'nın Kafkaslar'daki ağırlığının azaldığı, etkisini yitirdiğini söylendiği, ifade edildiği bir dönemde enerji jeopolitiği ile ilgili son derece önemli bir takım değişikliklere şekillendiği ve Azerbaycan'ın bunda son derece önemli bir rol üstlendiği, bir görev üstlendiği bir evrede bu görüşme son derece önemli. Yani evet. Şimdi Zengezur koridoru en önemli meselemiz şu an o, çünkü bir ateşkes anlaşması imzalandı biliyorsunuz. Daha doğrusu bir muhtıra ortaya kondu, bir ateşkes ortaya çıktı. Şimdi bunun koşullarından bir tanesi, en önemli koşullarından bir tanesi Zengezur koridoruydu. Şimdi Zengezur koridorunda şu ana kadar büyük bir direnç var. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan Zengezur koridorunun açılmasını istiyorlar. Yani Ermenistan topraklarından geçen bir fiziki bağ. Şimdi ama savaşın üretmiş olduğu gerçeklikte sadece Azerbaycan gazının değil, petrolünün değil, coğrafyadan Avrupa'ya besleyecek enerjinin bu koridordan geçmesiyle ilgili son derece önemli bir avantaj fotoğrafı var. Kim adına? Avrupa Birliği adına, Fransa adına, Macron adına. Çünkü şu an geçmekte olan hat biliyorsunuz Güney Ossetya'da Rusya'nın işgal altında tuttuğu topraklara 3-5 kilometre mesafeden geçiyor. Şimdi bunun pek çok anlamı var. Bu açılardan bakıldığı zaman açıkçası son derece önemli bir gelişme. Neden? Çünkü gerek Fransa, gerek Avrupa Birliği, gerek Amerika Birleşik Devletleri Kafkasya'da ağırlıklarını arttırmak istiyorlar. Şimdi ama Türkiye ne yaptı? İnisiyatifin kendisinde olduğunu çok net olarak ortaya koydu. Ama burada Türkiye ayrıştırıcı mı? Hayır. Aksine uzlaştırıcı ve barış arayıcı. Yani çünkü sonuç, karar verici de diyebilir miyiz? Şimdi karar verici cümlesi çok güçlü bir cümle. Neden? Çünkü sonuçta bir savaş yaşandı. Savaşın üretmiş olduğu travma ortadan kalkmış değil. Husumet ortadan kalkmış değil. Anlaşmanın şartlarına uyulmuş değil. Ama Türkiye burada son derece önemli bir yapıcı rol üstleniyor. Ve bir diğer tarafıyla şu var. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan, evet, savaşta ortaya koydukları işbirliği işi takip eden herkes tarafından çok iyi biliniyor. Üretmiş olduğu etkiyi, savaşın sonuçlarına üretmiş olduğu katkıyı herkes çok iyi biliyor. Yani kamuoyunda önde konuşulmayan tarafını söylüyorum. Şimdi bu bir de Şuşa beyannamesiyle beraber bir stratejik işbirliğine dönüşüyor. Yani Türkiye ile Azerbaycan artık müşterek hareket ediyorlar, beraber hareket ediyorlar. Yani artık eşgüdüm hareket ediyorlar. Şimdi bu eşgüdüm ikisinin gayri safi milli hasılası toplamda 900 milyar dolar. Ama bu eşgüdümle 9 trilyon dolarlık bir etki üretmeye başlıyor. Niye? Jeopolitikte bir araca dönüşüyor çünkü bu güç.
Şimdi bu açıdan bakıldığında istikrar adına veya gelecek adına, Türkiye'de Azerbaycan'ın menfaatleri adına, Ermenistan'da sorunun bir parçası olan Ermenistan'da çözümün bir parçasına dönüştürerek bir çözüm arayışı var. Şimdi bu gerçekleşirse jeopolitik bir sonucu olacak. Daha doğrusu jeopolitik sonuçları olacak. Bu anlamda görüşmeyi çok önemsiyorum. Fransa Agit Minsk grubunda sürekli şeyin karşısındaydı. Azerbaycan'ın karşısındaydı. Türkiye'nin sürekli karşısında. Şimdi Yunanistan'la bir ateş, Türkiye'ye karşı bir askeri işbirliği anlaşması imzalamış. Ama şartlar, coğrafya, topografya ve enerji jeopolitiği Türkiye ile bir işbirliğine zorluyor onları. Türkiye ile ve Azerbaycan'la bir işbirliğine zorluyor. Peki bu işbirliği olursa Türkiye'ye yansımaları ne olur? Jeopolitikten bahsettiniz ya. Ne olacak? Olur. Türkiye ne kazanacak? Şimdi bakın, Avrupa'nın yıllık enerji ihtiyacı 2020 verileriyle işte yaklaşık 500 milyar metreküpten fazla doğalgaz ihtiyacı. Şimdi bunu Rusya'dan belki 10 yıl alamayacak. Yani şu andaki savaşın öğretmiş olduğu travmalarla birlikte. Hani buna dair öngörüler var. Neye ihtiyacı var? Hadi petrolün ömrü bitiyor filan ama doğalgaza ihtiyaçları var. Şimdi doğalgazı Amerikalılar satacaklar. Yani tabiri caizse kazıklayacaklar onları. Pahalı satacaklar LNG'yi. Buna mecburlar şu an. Ama bir başka enerji jeopolitiği denklemi ne var? Doğu Akdeniz'in gazı var. Mısır'ın, İsrail'in, devam ediyorum Lübnan'ın, devam ediyorum Katar'ın, devam ediyorum Irak'ın, devam ediyorum Çemçemel ve Hormor'da Irak bölgesel yönetiminin, devam ediyorum İran'ın, devam ediyorum Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın ve Azerbaycan'ın. Bunlar nereden geçiyor? Nereden? En optimum geçiş güzergahı neresi? Türkiye. Şimdi Türkiye bir terminal mi olmalı? Bir terminal olmasıyla ilgili son derece önemli bir fotoğrafı var. Ama Doğu Akdeniz'deki inisiyatifini kaybetmemek kaydıyla. Şimdi o zaman şöyle bir terminal mi olacağız? Terminal kendi doğallığına geliyor. Büyük bir hata yapmazsak. Evet. Ama bir de enerjiyi fiyatlandırmayı başarabilirsek o zaman bir başka Türkiye fotoğrafı ortaya çıkıyor. Ve bütün mücadele aslında temelde bu refahla ilgili Handan. Yani onlar Türkiye'ye İkinci bunu kaptırmamak için. İkinci söylediğiniz daha cazip geldi Abdullah Bey bana. İnşallah. Yani uğraşacağız. Ya bu jeopolitik mücadele kolay değil. Yani sonuçta siz jeopolitik alanda ben de varım diyorsunuz. Oraya sokmazlarsa orası en yüksek kulüp orası. Yani öyle büyük bir mücadele vermek zorundayız. Ama verirsek ve başarırsak o zaman gerçekten dünyanın en hakim, en etkili güçlerinden bir tanesi olacağız diye ümit ediyorum efendim. Ama uzun soluklu bir mücadele. Kolay bir mücadele değil. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Sağ olun efendim. Saygılar.